Selamlar yeni video hoş geldiniz. Bu videomda Bursa yeni gelen arabaları, yeni özellik eklenen arabaları ve ilginç özelliklere olan arabaları göstereceğim arkadaşlar. Bu video yani kısaca arabalarla alakalı bir video olacak. Eğer Bursa'mdaki arabalar hakkında e, bilgi edinmek ve yeni arabaları görmek istiyorsanız kesinlikle video sonuna kadar izleyin. Hemen video başlayıp hemen anlatmaya, göstermeye başlayıp ama video başlamadan önce eğer hala kanalıma like, abone değilseniz abone olmayı bir de video beğenmeyi unutmazsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Neden diye soracaksınız? Çünkü sebebini söyleyeyim. Emek veriyorum, uğraşıyorum bu emeğimi karşılığında bunlar gerçekten e, benim için çok güzel olur. Yani emeğimin karşı olarak bunları yaparsınız Baya mutlu olurum diyorum ve yavaştan Anlatmaya başlayalım o zaman ya değil mi? Şimdi arkadaşlar olay şöyle Brokeham'da e, Gerçekten ilginç özellikleri olan hani Normal arabalardan farklı arabalar var Bunları size de göstereceğim ve yenilikten dediğim gibi Birkaç tane bazı arabalara yeniliklenen özellikler var Gizli özellikler var bunları da göstereceğim Şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk bahsedeceğimiz Araba hangisi biliyor musunuz? Şöyle aşağı indim Ve bu tır. Şimdi diyeceksiniz ki bu Araba e, yeni değil. Bu araba gelirli Birkaç günce oldu diyeceksiniz. Evet haklısınız Bu araba gelirli birkaç şey oldu. Güncel oldu ama bu araba arkadaşlar e, geçen hafta olması lazım yeni bir özellik eklendi ve bunun hala kimse farkında değil çoğu kişi bunu bilmiyor bu hala yeni e, özellik eklendi arkadaşlar bu arabaya ne diyeceksiniz ne özellik eklendi diyeceksiniz bu arabaya niye e, bir şey eklesinler diyeceksiniz bu tır arkadaşlar daha doğrusu ne eklediler biliyor musunuz şöyle içeri girelim içeri girdiğimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi normal bu şekilde arabamız burada şimdi buraya bastığımız arkadaşlar artık gördüğünüz gibi arabanın e, şekli değişiyor eskiden oraya bastığınızda arabanın içindeki şeyler değişiyordu yani içeri içerisinde böyle zombiler falan filan oluyordu bir şey oluyordu işte arabanın içi iç de tasarımı değişiyordu şu anda gördüğünüz gibi arabanın tamamen şekli değişiyor ya yani daha doğrusu tırın dediğim gibi tırın şekli komple değişiyor mesela şu anda bir e, ağaç taşıma tırı oldu arkadaşlar e, odun taşımak için bir tır oldu gördüğünüz gibi etrafı sarılı içeride odunlarımız var mesela böyle bir e, farklı bir tır oldu mesela bunu çok kişi fark etmedi bildiğiniz arkadaşlar e, farklı bir araba sayılır yeni bir araba sayılır bu arkadaşlar yeni bir araç sayılır çünkü yani böyle bir şey yoktu oyunda yeni eklediler ve gerçekten güzel arkadaşlar hani baya baya iyi Şimdi şurada bir bırakalım. Birkaç tane daha şey var. Onlara da bakalım hemen. Bakın geliyorum ve bir daha tıklıyorum. Bir daha tıkladığımda ne oldu arkadaşlar? Aynı halini aldı görüntüsü ve bomboş oldu. Aynı halini olmadı. Normalde burası da kutular vardı arkadaşlar. Şu anda bomboş oldu. Yani sıkıcı. E, boş olması bizi ilgilendirmez. Bizim amacımız boş şeyler değil. Sonraki şey arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde e, bir benzin arabası oldu. Gördüğünüz gibi şu anda bildiğim benzin taşıyan bir araba oldu. Burada da gördüğünüz gibi gaz istasyonunda doldur yazıyor. Bunu da göstereceğim. Bunun olayı ne? Göreceksiniz bakın şu anda gördüğünüz gibi bir benzin tırı oldu arkadaşlar. İçi benzin dolu bir Tır oldu. Gerçekten güzel bir özellik. Burak bunları getirmesi güzel olmuş. Geç kalmanın arkadaşlar direkt getirdiler adamlar. Ee, birazcık geç kaldılar ama çok da geç kalmadan getirmiş oldular arkadaşlar bu e, tır şeylerini güncellemesine. Gerçekten güzel oldu. Tır güncelleme zaten gerili bayağı oldu dediğim gibi. Birkaç hafta oldu birkaç ay oldu hatta. Ee, bu tır güncellemelerini yani tır şeylerini değişiklerini ama yeni getirdiler. Şimdi bunun olayı ne arkadaşlar hemen anlatayım. Bakın şimdi bu benzinliğe geldiğinizde hepinizin dikkatini bir şey çekmemiştir. Çünkü arkadaşlar burada yeni bir özellik var. Bakın burada ben bunu mesela görmedim etmemiştim. Yeni gördüm. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar bir tane şey var. Fill tanks yazıyor üstünde. Bu ne diye merak etmiş olabilirsiniz ve tıklayınca hiçbir şey olmadığını ama burada tıklamamızı gösteren bir işaret olduğunu e, merak etmişsinizdir. Fark etmişsinizdir. Bunun olayı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen geliyoruz. Şöyle tırımıza biniyoruz. Tırımıza bindikten sonra arkadaşlar buraya gelip bakın şu turuncu kısım var ya bu turuncu kısmı buranın yakınına getiriyoruz ve şöyle duruyoruz arkadaşlar. Hop buna bastığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan arabanın e, tırımızın benzin dolmaya başlıyor. Buraya arkadaşlar buranın içinde komple benzin var. O yüzden uzun sürüyor ve uzun bir süre arkadaşlar. Benzinimizi dolduruyor gördüğünüz üzere. Buna çoğunuz fark etmemiştir. Bilenler var mıdır bilmiyorum arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir özellik eklendi oyuna. Şöyle buradan mesela uzaklaşsam ne oluyor? Hop çıkıyor gördüğünüz gibi. Mesela buradan arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar e, şey yapabiliyorsunuz. A, a, tırınıza benzin doldurabiliyorsunuz. Peki arkadaşlar şey deneyeyim. Normal arabalara mesela bu araba diyelim. Bu arabaya buradan mesela oradan benzin doldurabiliyorum şuradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arabaya buradan benzin dolduramıyorum. Tamamen yeni tır özelliğine ö, özel bir şey. Tamamen yeni tır için böyle bir şey yapmışlar. Her neyse arkadaşlar sonraki olayımız ne? Sonraki güncellememiz ne diyeceğim. Onu yapmadan önce tırda bir iki şey daha var. Onları da göstereyim. Şimdi tırda arkadaşlar bunu yapmıştık en son. Bir kere daha tıkladığımızda gördüğünüz gibi bu halini alıyor. Gördüğünüz gibi tamamen dolu bir kutu oluyor arkadaşlar içerisinde. Bunlar zaten vardı. Gördüğünüz gibi sonra arkadaşlar bir kere daha tıkladığımızda böyle bir şey oluyor. Bu aşırı aşırı iyi bir şey. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Oversize load yazıyor burada. Bunun olayı ne? İnanın bilmiyorum arkadaşlar ama bakın yanında bayraklar var ve gördüğünüz gibi aşırı havalı gözüküyor. Şöyle bir de şöyle gri yaparsak tırımıza o kadar iyi duruyor ki arkadaşlar. Şuna bakın ya da siyah da olabilir. Şöyle siyah da yapabiliriz. Arkadaşlar bakın o kadar güzel duruyor ki. Bunu e, dediğim gibi olayı ne? Yani niye böyle bir şey getirdiler bilmiyorum ama gerçekten çok iyi yapmışlar. Çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi hani bir Transformers bilenler vardır arkadaşlar. Optimus Prime falan. Bilenler bir videoyu beğensin. Oradan bir anlayayım ben. Yorumlara da yazabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bayağı böyle Transformers gibiyim arkadaşlar. Robot bir tır gibi yani. Bu ne olayı ne anlamadım ama gerçekten anladığım tek şey arkadaşlar. Arkadaşlar çok çok havalı gözüktü gerçekten. Ben çok beğendim arkadaşlar. Siz de beğendiniz mi? Ee, bayağı merak ediyorum. Fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında buraya tekrar da bastım arkadaşlar. Artık bir şey kalmıyor herhalde. Bunlar zaten var dediğim gibi. Bu şeyler gerçekten zaten vardı esnende. Sonra tekrardan buraya dönüyor arkadaşlar. Bitti yani şu anda. Şimdi bunu silebiliriz. Şimdi arkadaşlar buradaki arabalara baktığımızda bu araba. Bakın bu arabayı çağırdım. Bu arabada ne özellik olabilir diyebilirsiniz. Bu normal oyunun neredeyse başından beri olan bir araba. Ama bu arabada da arkadaşlar birkaç günceme önce eklenen bir özellik var. Ve bunu çoğu kişi bilmiyor arkadaşlar. Gizli bir özellik. Bakın bu arabanın yan tarafında arkadaşlar böyle bir buton var. Bu eskiden yoktu. Dediğim gibi birkaç günce önce eklendi ve herkes çoğu kişi bilmiyor hala. Bakın buradaki bu tuşa bastınız arkadaşlar. Hop araba SWAT arabası oldu. Şuna bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araba şu anda SWAT arabası oldu. Bu arada şu siyah şey ne buradaki arkadaşlar? Onu da bilmiyorum. Bu ne? Kamera mı? Ya da ayna mı arkadaşlar? Aynaysa niye bu tarafta yok falan? Değişik bir araba, bir araba. Yani bakın şu anda SWAT arabası oldu. Gerçekten değişik özellikleri olan bir araba. Bir kere daha tıkladığımda ise hop abi ne oldu? Agency arabası oldu arkadaşlar. bakın. Oyunda gizli bir agency arabası var. Bakın normalde burada baktığınızda hiçbir türlü bir agency arabası yok. Ama şu anda oyunda bir e, gizli bir agency arabası var. Şuradan gelip arkadaşlar buradan hemen e, aşağı inip şuradan agency'yi seçerseniz tamam mı? Buradan bir de gelip arkadaşlar şöyle gelip bir tane takım elbise bulup. Şöyle bir takım elbise bulalım. Mesela bu olabilir. Şöyle bakalım. Aynen tam olarak şu. Şöyle bir takım elbise bulup arkadaşlar bir de üstüne gelip tamam mı? Üstüne gelip bir de şöyle havalı bir güneş gözlüğü takarsınız. ben şundan takayım. Gelip arkadaşlar şunları yaparsanız tam bir agency üyesi olur olursunuz Agency gizli ajanı olursunuz arkadaşlar. Ben sizden size söyleyeyim bakın çok iyi taktik verdim sizlere. Bu arabayı alın tamam bu arabayı alın altınıza. Bunu giyin bir de üstünüze bu agency çalışanı şeyini alın e, logosunu alın. Aşırı iyi arkadaşlar böyle çok güzel roleplay yapabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar şunu bir çıkaralım şu ne Başka neyimiz var arkadaşlar? Onlara da göstereyim. Bu arabada bir kere daha tıkladığımda gördüğünüz gibi FBI olduk şu anda. İsterseniz FBI olabiliyorsunuz. Sonra bir kere daha tıkladığımızda da eski haline dönüyor arkadaşlar gördüğünüz bu şekilde. üç tane özel şey rengi var arabanın. Bu da böyleydi. Onun dışında arkadaşlar bir tane arabamız var bizim. Ee, hangi arabaydı o? Hangi arabaydı? Aynen bu arabaydı. Şimdi yine diyeceksiniz bu arabada ne var lan? Ne olabilir bu arabada diyeceksiniz. Bu arabanın özelliğini biliyor musunuz arkadaşlar? Bu araba role play yapmak için yani oyunda rol yapmak için çok iyi bir araba. Çünkü gördüğünüz gibi burada arkadaşlar arabanın arkasında gizli bir şey var. Burada arkadaşlar bir tabut var. Gördüğünüz gibi bir tabut. Ee, bu bildiğiniz tabut zaten. Tabut olduğunu bilmeyen yoktur. İçi boş arkadaşlar ama burada bir tabut var arkadaşlar ve tabutun içine yatabiliyor muyuz? Aynen bakın tabutun içine de yatabiliyoruz. Bu araba roleplay yapmak için çok çok iyi bir araba yani isterseniz arkadaşlar siz boş diyeyim bu arabayı ama bu araba gerçekten rol yapmak için çok güzel. Bakın şöyle göstereyim mesela tabutla arkadaşlar buradan gelip öyle buradaki mezarlığa gelip hop cenaze kaldırabilirsiniz yani. Gerçekten güzel bir özellik arkadaşlar ben e, bu arabayı baya baya seviyorum bu özelliğinden dolayı. Onun dışında arkadaşlar az önceki arabadaki gibi polis arabalarında olan e, değişik özellikler var. Örneğin hangi e, hangisi arkadaşlar mesela şunu bir çağırayım arkadaşlar bu az önceki arabaya mesela baya benziyor. Bu arabanın tek farkı polis arabası olması. Gördüğünüz gibi Şerif Madison K Country yazıyor. Madison County pardon. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde bir şerif arabası arkadaşlar bu. Bu arabada da aynı şekilde birkaç güncel önce eklenen bir tuş var arkadaşlar. Yukarıda bunda şurada değil şu değil ben de az önce o sandım. Yukarıda arkadaşlar gizli bir tuş var. Buna bastığınızda gördüğünüz gibi arabanın şekli değişiyor ve şu anda ne oldu biliyor musunuz? Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi askeri polis olduk. Askeri polis olduk. İçeride ekran falan da var. Şu anda askeri polis olduk arkadaşlar ya. Bakın military police. polis. polis. Ee, bu arkadaşlar ne demek biliyor musunuz? Siz şu anda diyor olabilirsiniz. Lan bana ne diyor olabilirsiniz ama bu arkadaşlar ne anlamına geliyor? Brookhaven'da askeri güncelleme gelebilir arkadaşlar. Brookhaven'da boş olan bir sürü yer var. Şuralar falan buralar falan. Yeni bir askeri yüz kurulabilir. Askeriye güncellemesi gelebilir. Haberiniz olsun. Benden söylemesi demedi, demeyin. Bir daha tıkladığımızda arkadaşlar ne oldu? Gördüğünüz gibi e, polis arabası oldu arkadaşlar. E, şey Eyalet şeyi gibi, eyalet bekçisi gibi bir şey oldu arkadaşlar. Bir daha tıkladığımızda yine polis oldu. Mavi polis oldu. Sonra bir kere daha tıkladığımızda arkadaşlar tekrardan eski hale döndü. Bu şekilde. Onun dışında böyle bir arkadaşlar daha spor olan bir polis arabamız var. Gördüğünüz gibi bu Lamborghini gibi ama polis arabası bu şekilde geliyor. Burada tıkladığınızda yine bu oluyor. Sonra bu oluyor ve bu oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arabada da aynı özellikler var arkadaşlar. Polis arabalarının hepsinde bu özelliği koymuşlar. Şöyle göstereyim başka hangi polis arabamız var arkadaşlar. Şöyle yukarıya çıkayım. Mesela bu araba var. Bu araba da mavi olarak geliyor. Bir kere tıkladığınızda şerif oluyor. Bir kere daha tıkladığınızda askeri oluyor ve bir kere daha tıkladığınızda bu şekilde eyalet polisi oluyor. Onun dışında arkadaşlar neyimiz var? Bakın bu polis arabalarında tamam zaten var. Bir de arkadaşlar polis motorunda da bu var. Bakın bunu çok e, bilmiyor. Hatta yok muydu lan bu, bunda? Pardon arkadaşlar galiba karıştırdık ya. Bunda var mıydı? Ben de kendi kendime konuşuyorum. Bunda yoktu arkadaşlar sanırım. Bunda yoktu tamam. Bu direkt arkadaşlar bu şekilde. Polis arabası olarak geliyor tamam. Bunda yoktu pardon pardon özür dilerim. Ama şunda var mıydı ya? Bunda var mıydı peki? E, bunda da yok. Aynen bunda da yok tamam. Polis motorlarında arkadaşlar yok ama arabalarda gördüğünüz üzere zaten az önce gösterdiğim gibi değiştirme var. Onun dışında arkadaşlar daha güzel bir şey göstereyim sizlere. E, gerçek hayata da referansı olan bir şey. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir postacımız var bizim Brookhaven'da. Postacı arkadaşlar gayet güzel bir mekan. Çok güzel. Rol rol yapmak için çok iyi. Ama arkadaşlar eğer postacıysanız Brookhaven'da postaları götürebileceğiniz bir araç yok diyecektim. Tabii ki de var arkadaşlar. Eğer gelip şuradan isterseniz mesleği alırsınız. Bir de arkadaşlar postaları için şöyle bir aracımız var. Bizim aşağı indiğimizde bu aracı görebiliyoruz. Bu araba ar araç arkadaşlar. Postacı aracı. Konuşamıyorum bu arada kusura bakmayın. Yorgunum baya. Bu araç arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde arkasını açabiliyorsunuz. İçeride gördüğünüz gibi var, kargolarımız var. Bunları götürebiliyoruz. Şöyle oturup arabanızı sürmeye başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar, bu arabanın bir olayı da bu tuş burada da bir tuş var. Buna bastığınızda UDS oluyor arkadaşlar. UDS de ne, e, ne diye merak ediyorsanız, gerçek hayatta UPS kargo diye bir şey var arkadaşlar. Yani şöyle yazarak göstereyim size UPS kargo var gerçek hayatta bakın bu şekilde. Burak emlada da UDS kargo yapmışlar. Logosu da aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle küçük bir özellik eklemişler. Bence e, güzel bir referans olmuş, güzel bir şey olmuş. Benim hoşuma bayağı bir gitti. Bir de arkadaşlar buna bindiğinizde e, tekrardan bir deneyelim. Bakın burada gördüğünüz gibi ZX var bir de Bu da arkadaşlar gerçek hayattaki yine bir kargo firmasına güncelleme gönderme ne güncellemesi ya konuşamıyorum. Özür dilerim arkadaşlar. FedEx diye bir e, kargo firması var arkadaşlar. Gerçek hayatta bu da ona bir gönderme. ZX yapmışlar. Bir kere daha bastığımız arkadaşlar Delivery var. Bu da arkadaşlar gerçek hayattaki yine Amazon e, kargonun bir göndermesi, bir referansı. Tekrar da bastığımızda buna geliyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden bunun hakkında bir şey demedim. Bu şekildeydi. Ve son aracımız son havalı aracımız. Ne diye soracak olursanız tabii ki de arkadaşlar şuradaki çöp kamy kamyonumuz. Bu arabanın ne Sağol lan çöpçü arabası bu diyebilirsiniz Evet arkadaşlar ama e, Biliyorsunuz dünyayı kurtarmak için e, Çok çok önemli arkadaşlar çöp arabaları Şöyle göstereyim bu arabanın özelliğini arkadaşlar Burada kırmızı bir e, neyi var Buna ne, ne denir sopası var Burada değişik bir çubuğu var bu tuşa bassınız arkadaşlar Hop bu hareketi yapıyor peki bu ne işe yarıyor Diye merak ediyor olabilirsiniz Tabii ki bilenleriniz Vardır aranızda bilenler videoyu beğensin ve Yorumları yazsın oradan görürüm fikirleriniz önemli Bakın buranın içi zaten arkadaşlar şöyle göstereyim Buranın içi zaten çöp dolu tamam mı Eğer e, arkadaşlar salı günde bakın. Burak yanında salı günleri. Mesela ben şu anda salı yapamam. Şu anda pazartesi oyunda ama salı günleri arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz Burak yanında? Şu anda maalesef dediğim gibi salı yapamıyorum. Salı günleri arkadaşlar Burak yanında şuralarda full çöp kutular oluyor. Etrafta tamamen her tarafta çöp kutusu oluyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar örneğin e, şu çiçeği çöp kutusu olarak düşünün. Gelip siz bunun yanına yanaştığınızda şöyle geldiğinizde arkadaşlar hop şöyle gelip buradan arkadaşlar şu tuşa bastığınızda buradan çöpleri toplayabiliyorsunuz ve buraya atabiliyorsunuz içeriye. Yani e, çöp kamyonunda güzel bir işte var. Onu da söylemek isterim arkadaşlar. Bu şekildeydi. Ee, onun dışında daha da söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Sanırım bu şekilde. Şöyle bunun hızını bir 200 yapalım. Burada da videoyu bitirelim arkadaşlar. O zaman bu video bu kadar olsun. Şöyle çöp kamyonuyla videoyu bitiriyorum. Daha fazla böyle video için, daha fazla bilgiler için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşçakalın.